Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Murat, ne haber, nasılsın? Bugün Eskişehir'deyiz. Murat Ekin'le beraberiz. Eskişehir'de Akbaşların videosunu çekeceğiz. Murat bize yardım edecek. Onun da çok güzel köpekleri var, Akbaşları var. Buradaki yavru, o biraz zayıf kalmış Murat. Ben onu abi Sivrisar'dan yeni koyun sürüsünden getirdim. Aşırı bakımsız ve uyuz olmuş haldeydi. Şu an yavaş yavaş toparlanıyor ama... Ama diğerleri güzel. Buna gelelim mesela, bak bu, bu adamcılıkları yok. Yok, bu bir dişi. Evet, üçü de dişi. Üçü de dişi. Murat'la beraber biz videoya başladık ama Murat, bizi sen bir yere götürecektin. Evet, buradan Eskişehir'in Musözü köyüne gideceğiz. Sezer, kimin yanına gideceğiz? Sezer Kılıç'ın yanına gideceğiz. Evet. Kaç tane köpeği var onun? Sende 3 tane var şu an. Onun 10-12 tane yetişkin köpeği var. Murat'la bizi şeyde... Çifin Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nun Silivri'deki etkinliğinde, yarışmasında karşılaşmıştık. O zaman farklı bir tane erkek vardı. Evet, Akbaş'ın. Yetişkin bir erkeğim vardı. Bana bir şu kızımızı bir tanıt abicim. Tanıtayım abi. İsmi Aykız. 23 aylık. Kıfa kayıtlı bir dişi. İşte evet. Bununla da yarışmalara gittim birkaç kez. Yavrudan yetiştirdim kendim. Yani ırkının özelliklerini genel olarak taşıyan bir köpek. Ufak tefek kusurları var. İstersen onlardan bahsedebilirim. Şimdi Murat'la telefonda da konuşmuştuk. Bana şunu söyledi. Abi dedi, video çektiğin kimse köpeğinin kusurlarını söylüyor mu? Ben de dedim genelde söyleyen pek olmuyor. Genelde artılar söyleniyor ama Murat bugün size tam tersi bir olay yapacak. Köpeğinin kusurlarını anlatacak abi. Mesela evet. Şimdi bu köpeğin şöyle baktığımızda abi kulakları var, görüyorsunuz. Mesela kulaklar arkaya doğru duruyor ve ortalardan kırık şu şekilde duruyor. Ama istenen özellik abi daha önde ve düzdür. Yani bu şekilde olması lazım ama biraz kırık duruyor. Aslında bu bir hata. Yani zaten çoğu kişi hani kulak kesme nedeni asıl olayı aslında hani sürü için değil de genelde köpeğin hatasını estetik. Estetik için kesiyorlar. Hata örtmek için. Evet. Ondan sonra abi göz konumu mesela biraz önde duruyor. İşte göz konumu biraz önde duruyor. Daha yanda. Tam kulak hizasında hani dik bir şekilde ve tam yani nasıl desem alın çıkıntıları belli olmayacak şekilde olması lazım. Yani kulak altının göz altının daha dolu olması lazım. Yani bu köpeğimin kusurlarını sayacak olursam bunlar. Peki bir şey söyleyeceğim. İyi güzel kusurlarını söyledin. Bazı arkadaşlar diyecek abi üretiyor musun onu, neden üretiyorsun diye. Evet. Şimdi sen bunu ıslah etmeye mi çalışıyorsun? Daha böyle yani güzel daha, erkeklerle. Evet, amacım o. Daha da ıslah et, daha da düzgün örnek almak ama hani ben kusurunu söylerim ama yani genelde ortalamaya bakıldığında güzel bir köpek. Kusurları var ama yani üretilmeye değer bir köpek, öyle söyleyeyim abi. Diğerlerine geçelim abi. Bu kızımız da yine 21-22 aylık bir dişi. Bunun da tabii hataları var. Kısaca değineyim abi istersen. Mesela ikisini de karşılaştırdığımızda alın stopu aşırı bariz bir şekilde belirgin. Yani köpeğin alın stopu düz gelmesi lazım. Üçgen, zaten üçgen, onda sıkıntı yok ama çok belirgin bir alın stopu var köpekte. Evet. Mesela hatalarından biri bu. Diğeri de abi diş yapısına baktığımız zaman nasıl desem makas ya da kerpiten olması lazım ama bu köpeğin alt çenesi önde. Bakın şöyle. Evet evet. Durmuyor ama. Yani bu da neden oluyor abi? Büyük ihtimal akraba eşleşmesinden olabilir. Dur kızım dur. Bizim ırklarımızda maalesef akraba eşleşmesi yoğun yapılıyor. Hani bundan dolayı olabilir büyük ihtimal. Olabilir. Şimdi bunları anlatıyoruz burada. Yani anladığım kadarıyla sen kendine barışık bir insansın. Evet, yani tamam mı? Kendi köpeklerine... Çünkü köpeklerinin kusurunu söyleyen adam kardeşim hiçbir şeyin altında art niyet evet. anlamaz. Evet. Güzel yerlerini de anlatıp böbürlendirebilirdin sen. Onu da anlatalım abi istiyorsan. Şimdi diğer özelliklerini anlat bana abicim. Mesela abi diş yapısını az önce gösterdik. Mesela bu köpeğin tam makas bir diş yapısı var hani evet. aranan. Mesela Akbaş'ta diğer kangala göre bir fark da vardır abi. Dişler biraz eğik gelir şöyle kanca dediğimiz şekilde.
Hani bunu yan dişlerden de önden de fark edebiliriz. Evet. Mesela şu yavrumuzun diş yapısı da yine aynıdır. Gelsin. Gel. Yani bunun diş yapısı şu anda kusursuz diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman. Ondan sonra pigmentasyona değinelim abi. İşte evet. Burun rengi, göz rengi. Yani göz rengi siyah yakın koyu olması lazım ya da badem rengi dediğim şekilde. Aşırı açık renkli pek istenmiyor abi. Onun dışında burun rengi siyah ya da siyah yakın olması lazım. Hani pembe yani yanlış bilinen bir durum var abi. Pembe burun rengini eskiler doğru kabul ediyormuş. Siyah burunlu işte kırma olabilir, karabaştan gelebilir diyorlarmış ama bu tamamen büyük bir yanlış. Bak, bunda biraz evet, burnunda diğerlerine göre biraz daha açık. Bunun üstünde bir lekesi var, yine bir hata. Hani şu yavruya bakıldığında simsiyah. Ne yapalım, geçelim mi şeye? Tamam abi, geçebiliriz. Selamun aleyküm. Mehmet abi selamlar. Merhaba kardeşim. Hoş bulduk. Böyle mi yapıyoruz? Mehmet abi, şimdi ben İstanbul'dan geliyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Murat kardeşimle beraber bir akbaş videosu çekeceğiz. Bana Sezer kardeşimi önerdi. Sizi yeni tanıdım. Sezer'in babasıymışsınız. Evet. Akbaşlarınızı çok met etti. Onları bir görmeye geldik. Buyurun. Sizin bir beyaza sevdanız var. Var var. Kediniz beyaz. 50-60. Hindiniz beyaz. Damarımız bunlar bizim. Akbaşlar beyaz. 50-60 yıllık damarınız. Damarımız. Kendi damarımız yani Sivrisar'dan orijinal. Hiçbir karışım yok yani, kimse de bunlar hakik akbaş değil diyemez. Şeceresini hepsini biliyorsun. Hepsi var. Soyun üstüne. Sivrisar Limen aslında normal. Tabii ben buradan yer aldım. Eski yere yakın diyerekten. Burada bu hayvan sevgisini yürütmeye uğraşıyorum. Çok güzel. Bu şu olay çok güzel mesela. 50-60 yıldır dedin. Şeceresini bilmen. Tabii tabii. 10 numara. Kendi şeyimiz, damarımız yani. Hani dışarıdan bir karışım. Yok. Hiçbir şey olmadı. Kendi üretimimiz hepsi. Kendi üretim ama hani akrabalık yok. Akrabalık yok. Gireyim mi yanlarına? Tabii tabii abi, girebilirsin. Hani insanlara bir herhangi bir sıkıntısı yok. Hayvanlarımız sakin. Yani köpeklerimiz sakindir. Öyle yani sert insana falan şey değil. Ortamına göre. Ben iki tane akbaş videosu çektim. Birinde beni tam şurada bitti, yakalıyordu. İkincisinde de zaten kafesteydi. Pek yanına yaklaşamadık. Genelde hep insanlara şunu söyledik. Demek ki yanlış lanse ettirmişiz. Bu köpekler sert adamcı köpekler oluyor genelde. Adamcı köpek var. Bu hayvan bile var ya. Karşıdan gelen insandaki tehlikeyi biliyor. Ona göre saldırısını yapıyor. Şimdi adam diyor, akbaş sert diyor. Adam sen zararlı geldiğini biliyor. Adam hayvan kendini koruyacak. Seni koruyacak. O mevkideki bekçilik yaptığı yeri koruyacak. Yani üstüne de basıp da anlamı da yok. Şeyine göre yani köpek kendi bilincine göre şey yapıyor. Sevsen mesela şunu. Sıkıntı olur mu? Yok, sıkıntı olmaz. Valla. Oh, heh. Abi. Yani biz şimdi abi bir de şöyle bir olay var. Çok güzel maşallah. Yesir. Hırçın değil, çoluğa çocuğa. Yani insanların, misal bizim kendi çocuklarımız, yeğenlerimiz her zaman geliyor, buradalar. Hani güzel bir şey çocuklara, insanlara o kadar yüklenmemesi. Hani bazıları yanlış tanıtıyor olabilir. Çok sertler, hırçınlar.
Ama güzel renk olarak. Ya gerektiği zaman bunu yapacak. Çünkü bekçi köpeği bu. Tabii. Çoban köpeği. Gerektiği zaman yapacak. Anlıyor bu köpeği. Evet. Atıyorum bir ne bileyim hamile kadına, küçük çocuğa bir şey yapmıyor ama yabancı biri gelsin yani gözünden anlıyor bazı köpekler. Kurtçu köpekler gerekirse kurda gidecek, ya boğacak. Bunun oğlu vardı geçen hafta buradaydı. Şunun gitmiş öpüyor. Dede beni diyor seviyor diyor. Dede diyor seviyor diyor. Evet. Genelde şeyin hangisinden abi üretimin? Baba bizim o. Damızlık bu mu? Damız o. Anne bu. Bir de öbür anne var. Gitti. Şimdi bu anneydi. Akbaşı benim yanıma gelir misiniz? Akbaşı bana bir... Ya bunlar fizik yapısı veya fizikin normali böyle orta boy olacak. Kafalar fazla büyük olmayacak. Hı. Kafa büyük oldu mu da kırmadır yani bu. Şimdi bazı insanlar var 90 santimlik köpeği akbaş diye mesela. 90 santim eski yer akbaşı değildir. 85? Değildir abi değil. Ne kadar olur işte en büyüğü? Olur. Bilmiyorum geçiyor. Değil ortalama abi. 80. En fazda 80 mi diyorsun? 75, 80. 80 yani çok dişi, nadir çıkıyor. O da çıkıyor. Erkek. Yani. O da erkeklerde. Hani dişilerde zaten o erkeklerden bir tık daha mecburen hani ister istemez ufak boy oluyor misal. Bu 78-80 var mıdır o? Bu köpek abi 78, bence 75. 75 mi? Ya bir de misal gelişim olarak da fark ediyor mesela. Benim bu köpeğim şimdi emaneten hayvana gidiyor misal. Gelişim olarak da çok fark ediyor misal. Boyundaydı. Bak bu boyundaydı ben. Bunun kardeşi bu bak. Bu. Yani özgür yetişmiş köpek başka oluyor. Aynı bak, bakılırsa. Dördü aynı yaş bak. Evet. Bundan dördü aynı. Ama hayvana giden gitti daha mi? Farklı. Daha yani gelişim oluyor. Çünkü devamlı koşuyor, antrenman halinde. Devamlı. Spor yaptığı için devamlı. Bak hem boyda fark etti. Evet. Evet. Bu biraz var. Daha diğerinden sanki uzun gibi. Babası. Yani babası olmasanın bir yaşında köpek ondan boylu abi. Evet maşallah. Baba yavru yani bunlar. Çık. Maşallah. Ya şu olay güzel. Bak burada kaç tane köpek var? 1, dön abi. 2, 3, şurada 4, 5, bana dön. 6, 7 tane köpek var. 7 tane akbaşın içerisindeyiz maşallah. Hiçbirinde bir tık yok. Başka yerde falan olsa hepsi birbirini yemiş. Yani. Ya dedim ya abi ben yanaşamadım ya. Şurada bitti. Yani aynı... Tahminim aynı elbise vardı ha. Tam şuradan ısırıyordu az daha beni. Kurda falan seridir yani. Sen 50 yaşındasın. 50 çocukluğun, 50 yaşındasın. Çocukluğundan beri bunu yapıyor. Babada var mıydı mesela? Babada var bak. Şimdi bizim biladerde Sivrisar'da. Şimdi onda da var 8-9 tane. Bak geç hatta burada 3 tane getirdik. Evet. Ben bir 7 aylık bir şey getirdim ya abi. Şu babanın yanına geçeyim. Burada muhabbet edelim. 7 aylık? Ya oradan aynı getirdik, yerden. Getirdik yeni getirdik. 1-6-10 gün olduk getirelim. Yani... Onda da çok yani biraderde, Sivrisar'da. Maşallah. Ama o şimdi usandı galiba böyle şey yaptı. Yurt dışında çok meşhur. Şimdi evet, de yeni yeni Malaklı meşhur olmaya başladı yurt dışında biliyor musunuz? Öyle. Bak yurt dışında Akbaş aslında ilk seninle arabada konuşurken şunu söylemiştik. Avrupa'da Amerikalılar. Evet Amerika'da yoğun. Orada çok yoğundu. Nereden onu konuştuk. Biliyorsunuz mu? Nereden gitmiş? Sivrisar'ın Balıktamı köyünden gitmiş. Yani. İlk Amerika'ya. Ama bak şeyine bakın. Adam oraya domuz avına gelmiş. Giderken evet. Bir dişi bir erkek yavru götürmüş. Bizi 30 kilometre falan. Orada böyle sakarı var. Akan su. Oraya adam domuz vurmaya diye gel. Vurmuş. Köyden bir çift yavru. Adam da böyle her kangalı, av köpeğin, her şey köpeğin ırkını şey yapıyor, inceliyormuş. Hani tavşan hangisi gidiyor? Av köpeğinin. Kurda hangisi, domuza hangisi daha iyi gidiyor. Sonradan en iyi, Kangal'dan da iyi, Akbaş'ı orada Amerika'da şey yapmış. Yani kan şeyini incelemiş. Akbaş daha şey gitmiş. Sivrisar'ın Akbaş çiftine 40 bin dolar para gönderdi ona. Vay. Bak okuyun vardır yani benim araştırma şansım yok internetten olan. Sivrisar'a da gidip sorabilirsin. Ya burada kandırmaca mundurmaca. Yok doğrudur. Ben kendim şeyini gördüm. Burası şöyle bir çeker misin Özkan? Dağlık tepelik. Kurt geldiği oluyor mu buralara? Oluyor. Oluyordur. Hiç denk geldi mi mesela? Çok denk geldi. Burada böyle bir anınız veya bir şeyiniz var mı? Olay yaşanmış olayınız. Ya bunlar kurdu gördüm zaten gidiyorlar yani. Yani alır götürürler. Yani o meradan dışarıya çıkarırlar. Senin yaşadığın bir olay var mı abi? Onu bir anlatabileceğim ben böyle şu hikaye. Oyun giderken kurt geliyor. Köpekler gördü müydü? Biri zaten gördü mü hepsi.
peşine düşer, alır gider. Boğma falan olayı, boğuşma. Yani çok nadir yani, olur. Ama çok nadir. Yani böyle yetişip de çok nadir yani. Böyle her gün, her hafta böyle tutacak diye bir şey yok. Onu zaten hiçbir köpekte o şans olmaz. Gangal olsun, malaklı olsun gider. Ama aşırır yani, meradan dışarı çıkardır. O kendi merasında dişi daha çabuk şey yapar. Kurdu erkeği daha uyandırır. Dişi daha yani böyle kurda dişi daha şeydir. Yani böyle meraklıdır. Bulur erkeklerde. Genelde zaten şey, dişiler avcı diyeyim. Erkek evet. En son güç timsalidir. Evet, gider boğar. Evet. Dişi yakalar abi. Ya, erkek de gelir. Biraz sezgi yaptığı zaman direkt. Abi bazı dişilerde de akbaşta, bazı dişilerde de akbaşta dişi geri koyuna çabuk döner. Evet. Kurdu bırakır döner. Allah Allah. Benim dişim gitti, iki gün gelmedi, üç gün gelmedi diyen adam benim karşıma gelsin konusu yalandır. Çünkü dişi geri koyuna çabuk döner. Niye? Başka kurt gelir sürüye dalar diye. Burada bir ekleme yapabilir miyim abi? Hani akbaşın diğer ırklardan farkı işte bir köpek kurda gittiğinde hani diğeri peşinden 10 kilometre gidiyor, gelmiyorsa akbaş mutlaka hemen gelir ya da çok ayrılmaz. Hani çünkü hani köpek diğer ırklardan benim gördüğüm daha zeki ve anlıyor hani bir kurt olmadığını veya kurdun geri gelebileceğini, mutlaka sürüye geri dönüyor yani. Yani kurt bir oyununa gelmiyor. Evet öyle söylüyor. Halil emmi evet. Anlatıyordu hani kurt gelmiş, köpekleri bir tanesi peşinden evet, sürüklemiş, götürüp, öbürü de gelmiş, dala, koyunları almış. Gelmiş, evet, Murat'ın dediği gibi öteki ilk dişi i̇şte filan erken dönmezse o hayvanların erken dönmesinin sebebi o. Çünkü bir tanesi misal yaylımla ya da gece ağlamla filan bir tanesi gözüktüğü zaman köpeklerin hepsini kendine çekiyor. Yani bildiğin oyun gibi. Öteki evet. taraftan gelip bir tane koyun ya da kuzu alıp gidiyor. Ama hayvan erken döndüğü için ama bakmasın dişisi erken döndüğü için o kurdu önlüyor işte. Evet. Sürüye sokmuyor. Ya bu akbaşın bir aslında karakteristik özelliklerinden biri yani. Diğer ırklara göre en büyük belirgin özelliklerinden biri bu. Ya bu coğrafyada, ya sizin bu Eskişehir'de Halil emminin dediğine göre 3 tür kurt var dedi. Bir tanesi kızıl dedi, biraz evet. orta boy. Bir tane var ki dedi böyle büyük, boz. Böyle gri oluyor dedi değil mi? Kül rengi. Evet, çok büyük oluyor dedi. Hatta bir santim verdi. Kim aklınız hayaliniz durur. 90 santim dedi. Ben bunu yapacağım zaten. Buraya geleceğim ben kışın. Özellikle mevsimini o yüzden sordum. Sonbahar ve kış mevsimlerinde genelde. Puta kapanları yerleştireceğiz. Bir göreceğiz. İlk önce bir sorarız nerelerde gözükmüş. Büyük, kim görmüş veya hangi yani alanda gözükmüş. Ha. Şey birkaç foto kapan, bir iki hafta kalsın orada. Hatta birkaç ay yakalayabilirsek süper olur. Biz geçen Afyon'dan geliyoruz. Gece 4-5'ti değil mi? 10 tane kurdu önümüze çıktı. 10 tane. Of, görüntü bir alsan var ya. Ya çiftleşme dönemiydi tahminimce. Hani çünkü hepsinin yan yana olması imkansız hani böyle. Bu vurayım arabayla dedi ben. Dedim, de. Abi arabayla değil niye kamera hemen i̇şte, dayanıyor. Birden çıkla geri hemen birden şey yap. Abi ya vurma da yani durma imkanımız yoktu. Heh. Mecburen en son bayağı bir frenledim ama dedim olmaz. Ya sen şey dedin yani frene basıp belki biz kendinize bir şey yapacaktınız. Ya, devamlı çünkü geçiyorlar. Çünkü bir tane olsaydı geçti bitti ama 10 taneydi bu. 10 tane. Süreç mecburen dedim hani vuracağım artık dedim. Sabaha hani yakın yani. Yani duramıyorum dedi. Ama yani. En son kurt attırdım arabayla mecburen. En son bir tane bir yavruydu galiba ama bir pampullaşmış. Kırçıldı bir şey. Büyük müydü? Böyle yapıyor. Boylarım büyüktü abi. 4 tanesi falan birazcık böyle. İriydi. Yok gençti. Onlar birazcık idi. Gerisi herhalde anaç. Ve babaş olduğu için onlar baya bir boylu postuydu. Boylu, yavrunun biri zaten şaşırdı ama bunlar kadar vardı hemen hemen. Böyle tüyleri böyle şey yapıyor ha. Yavrularım da var. Gösterebilirim size. Ha gidelim onlara. Yavrular. Hindiyi de görelim. Başta söyledik ya. Hindi. Kediyi de görelim. Beyazı seviyoruz dedin ya. Bir gösterelim hindimizi, kedimizi. Boşuna dememişler. Beyan özgüvendi. Motor bile beyaz yani sen düşün abi. Harbi ha. Motor bile beyaz.
Kabarttı kendini. Desene bunlar kazlar gibi değil. Kazlar saldırıyor. Kaz saldırıyor abi biz. Memlekette kaz besleriz genelde. Bizim oranın meşhur bir yemeği vardır. Kaz tirili. Saldırır onlar. Yavruları var abi. Onlara bakalım. Hmm. Evet. Çok seviyoruz. Millet kırmızıyı çok seviyor. Biz de beyazı seviyoruz. Evet. Beyaz olsun 5 lira fazla olsun diyor. Ama dikkat et, o kediler kapmasın bunu. Yok, bizim kedilerimiz yapmaz. Kedilerimiz bir şey yapmaz abi. Köpeklerimiz kediye bir şey yapmaz, kediler de bu hayvanlarımıza bir şey yapmaz. Şunu al ya, şu çok tatlı abi. Tam erkek ya. Tamam, bir de baksana şunu. Şekle bak ya. Üstün ne oğlum? Gel. Bizde beyaz hastalığı vardır. Kediler de beyaz, tavuklar da, hindiler de, köpekler de. İşte. Oğlum kafa tarafı renk değiştiriyor abi. Komple kırmızıya dönüyor. Bir saat sonra kırmızı. Oh. Ne? Taraf kızar diyorsun sen abi. Ben mi? Oğlum dalmasın bana. Yok yok. Abi işte amaç o abi. Amaç o, dalsın diyorsun. Dur abi dur. Dur. Dalarsa? Yok, bir şey ya, hadi bakayım gel. Köpekten korkan hindi beslesin. Ya abi, abi Akbaş ben köpekten korkmuyorum. Akbaş köpeğinden korkan gelsin hindi beslesin. Gel. Köpeğe gel. Yabancı insan giremez. Bir şey yapmıyor lan. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gayet mi Sinan abi? Kafa taraf kırmızı. Evet. Gel gel. Gel buraya. Evet. O zaman bu psikolojik durumuna göre renk değiştiriyor. Şey gibi, bu kameramanlar gibi. Maşallah. Nasıl ağır mı abi? Bakarım, mosmor olur. Biz bakalım. Genelde tüy varmış ya, o kadar da ağır değil. Maşallah. Kedin nerede? Vallahi yola o gelir, o bir yere fare tutmaya gitmiştir. Gelir inşallah. Şimdi de Seda gelir. Özkan gel. Eniklere bak. Hastalık hastalık getirmiş oldum. İnşallah gösterirsen hiç şey yapmadım. Özkan. Işığı alalım. Bunların yavruları ayrı bir güzel oluyor ya. Şimdi her köpeğin, bazı köpeklerin yavrusu ufakken çirkin olur mesela. Kangal yavrusu. Akbaşlarda da öyle. Biraz şey olur, çirkin olur ufakken. Yani büyüdükçe, kangal büyüdükçe güzelleşir. Sinan abi. Ama bunların yavruluğu da güzel. Özellikle çok fark ettiriyor mu Sinan abi? Tatlılığına bir ayrı tatlılık katıyorsun evet. Sen. Beyaz olduğu için. Evet. Bunlar her yaşta güzel ya. Kangal büyüdükçe güzelleşir, yaşlandıkça güzelleşir. Şarap gibi derler ya. O yüzden. Bunlara bak, bak yavruyken de güzel, şeyken de. Sen siyah burun. Of. Yavruyken belli. Kara gözlü diyorsun. Kara gözlü. Ay maşallah lan ne tatlısın sen. Gel bak abi koyunun yanına gidelim. Koyun var. Koyun beyaz değil. Koyun niye siyah? Ama bak bir tanesinde beyazlık var yine. Ayıp olmasın abi. Siyah beyaz. Hangi takımlıyız? Abi Eskişehir. Eskişehir çocuğuyuz. Ya Beşiktaşlıyım deseydin iyi olacaktı. Siyah beyaz güzel olacaktı. Abi Eskişehir çocuğuyuz abi. Doğru söylüyorsun. Eskişehir sporu tutmak lazım. SS. Kucağımıza yavruyu aldık. İçileri açayım bakmışlar. Bunların genelde ben gittiğim yerlerde bana soruyorlar. Abi fiyat niye sormuyorsun? Fiyat niye sormuyorsun? Benim aslında söylememe sebebim şu oluyor. Adam 2 sene 3 sene sonra izliyor videoyu. Şimdi o zaman, o zaman değişiyor. Nasıl değişebilir? Şu an tarih 2020 Haziran'ın 8'i olması lazım. Evet. 8 Haziran. Fiyatı ne abi? Abi yavrumuzu tek tane olarak 1500 TL'ye veriyoruz. 1500 TL'ye. Evet. Uzak yerden yani ben amacım çoğunluk gelip kendi görüp alması tavsiye. Hmm. Sonuçta canlı hayvan. Burada gelsinler, görsünler, çay mı içsinler,
sohbet edelim, hem tanışmış olalım. Yarın bir gün yolumuz düşer, bir işimiz olur. Hani buraya gelip almaları benim daha hoşuma gidiyor. Hem farklı insanlarla tanışmış oluruz. Ama isteyen olduğu zaman gönderme şansımız da oluyor yani. Çünkü çok şehirlere gönderdim. Vallahi şöyle olarak söyleyeyim, fiyat olarak çok uygun. Normal abi, aşırı hani bir sonuçta hani herkes sahipleniyor. Ya buna da emek verecek değil olan mi kişi. Alan kişi buna da iğne yaptıracak, karne çıkarttıracak. Ya benim uygun dememden sebebi şey için değil. Mesela gerçekten alınabilecek bir fiyat. Öyle herkes sahip, o sahip olabilir. Tabii hani çok aşırı yüksek fiyat abi, herkes yani isteyebilir hani sonuçta. Ya sonuçta abi çoban adam çok zengin bir adam değil, tamam mı? Bunu tabii da çoban kullanacak. Çobana da şimdi tutup da 10 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin yani biraz. Abi adam o zaman ya çok yani para diyor. Çünkü o zaman da koyununu kurda kaptırıyor. Evet. Ya abi adamın uygun fiyat. Şey. Çok da güzel köpekler. Zaten analarını babalarını da dolaşabilirler. Keçilerim var, gösterebilirim. İçeride keçi mi var? Can gibi çekiyor. Yani. Ben gireyim şöyle. Tamam. Tamam beyaz. Yaktı ışığı. Bunların cinsi ne? Bunlar normal kol keçisi abi. Keçiden pek anlamıyorum ben ama. Bunların tiftik falan oluyor ya. Şu ya tiftik olanlar çoğunlukla Ankara, Nallan taraflarında falan oluyor abi. Hani oranın yöresine doğru. Yani bizim buralarda çoğunlukla kıl keçisi, Halep kırı, Maltız. Bu tarafta kurtta yatan tavuklar falan var abi. Ben beyaz hastasıyım. Tavuğun bile yavru çıkartacak beyazdır. Yani ben bak altında yumurtalarıyla çekebilirsin. Yani hindilerin beyazdır, tavuğun beyazdır, köpeğin beyazdır, kedin beyazdır. Güzel. Hepsi beyazdır bak. Sinan abi durdurdun mu? Durdurmadım. Durdurayım mı? İstersen içeride üretim yerim var. Burası abi yüzüklerimi büyüttüm ya. Sen baba resmen buraya şey koymuşsun ya. Ya burası üretim merkezi, her türlü şey var. Köpek, hindi, tavuk, keçi. Bir hayvanat bahçesi gibi. Oo, kuluçka makinesi. Kendi merkezimizden yakın bir yer. Eskişehir'e. Merkezi 20 kilometre. Bunların cücükçülük de ayrı bir şey, yani, olay. Bunların cinsi ne? Köy tavuğu. Genelde şey var, bırakma diye bir şey var. Var mı sizde? Tabii. Yukarı kısımda bölmelerde bırakma cücülerim de var, kel boyun cücülerim de var. Bunların da yarışmaları, kendi alanında mesela tabii, federasyonu var. Federasyon. Katılıyor musun hiç? Ben bunlara katılmıyorum abi. Ha bunlara da bilezik şeklinde yarışmaları falan oluyor. Başka şeylerde görsel güzellik yarışmaları falan. Evet. Bak. Hindiye dönecek şimdi. Hindimiz de kuluçkada yatıyor. Bunun hiç yumurtasını görmedim ben, biliyor musun? Hindinin yumurtası var mı? Gören, ben hiç görmediydim. Bak ilk oldu. Çoğunlukla yani çoğunlukta değil, hepsi çilli olur abi. Bu boyaları siz yaptınız. Evet abi, biz yaptık abi bunları. Belirgin olsun diye. Buramva dediğin cücüler bak burada var. Tepeli buramvalarım var, normal buramva, kellerim var. Bak istersen şeyse çıkarabiliriz. Çıkar abi bir tane. Ne? Bir iki tane çıkar şeyi. Civciv mi çıkartacaksın? Ne? Civciv. Onlar da çok küçük ya. Kaç günlük bunlar? Tamam yeter. Sıkmayalım onları. Bak bu tepeli buramvadır. Tepeli buramvadır. Evet. Paçası. Bu da tepeli kel. Kel. Ama tepeli. Şimdi diyecekler ki bunlar hep
şey kırmadım. Bunlar benim kendi orijinalimdir yani bak. Kel depeli, depeli buram var. Dört parmak ayağında şey olur, paçası. Orijinal buram var gibi. Bunlar, bak tepeye bak. Bunlar ben kendime damızlık koydum. Bunları. Kendime damızlık. Bu kel depeli, bu buramva depeli. Valla videoya akbaş diye başladık. Evet. Sonra hindi diye devam ettik. Ondan sonra kedi. Ondan sonra keçi derken yavrular falan, çok güzel bir video oldu. Renkli bir video oldu diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Misafirperverliğinizden dolayı. Tamam. İnşallah sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın ve Mehmet abilerin Instagram sayfası sizin. Abi şöyle söyleyeyim. Başta söylemedik ama Sefer Kılıç Face adresinden yani yavru isteyebilirsiniz. Genelde Instagram şey yapıyoruz. Instagram'da aktif misin? Aktifim ama çoğunlukla Face hani, mi? Face'ten şey yapıyoruz. Kendi grubumuz var. Derakbaş 26 diye. Facebook grubumuz var abi, ortak. Güzel. Murat Ekin. Oldu. Bayram Şenol kardeşimiz, üçümüzün hani devamlı kullandığımız, işte görsel olarak fotoğraflarımızı, yavrularımız olduğu zaman. Şimdi ben de hayvan olmadı, Şenol kardeşimiz sürüde aktif olarak görev yapan akbaşlarımızın resimlerini, videolarını oraya koyuyor. Biraz sonra gideceğimiz yer aslında. Hani o da değerli bir kardeşimiz. Hani biraz sonra onu da göreceğiz Allah kısmet ederse. Abi gidin, hani delikanlı bir insandır, güzel bir kardeşimiz. Grubun adı TR Akbaş. TR Akbaş 26. TR Akbaş 26. Şimdi birçok şey olacak. Hepsi sığar mı bilmiyorum ama aklınızda bulunsun yine. Facebook grubunun adı TR Akbaş 26. Facebook adresi, Murat'ın Facebook adresi, benim Instagram sayfam. Videonun alt köşesinde geçiyor. Oralardan onlara ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Hoşça kalın.